Beyaz grupta mücadele eden Göztepe, ligin bitimine bir hafta kala bugün Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Çankırı Belediyespor'u muhteşem taraftarının önünde 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılı camiayı Bankası 1. Lig'e taşıyan şampiyonluk maçının özet görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Göztepe Atatürk Stadı'nda Çankırı Belediyespor'u konuk ediyor. Yaklaşık 35 bin Göztepe aşığı takımlarının şampiyonluğuna tanıklık etmek için tribünde. Baştan İmam Altın başta stattaki yerini alıyor. Karşılaşmaya konuk ekip başlıyor. Maçın hakemi Mustafa İlker Coşkun. Göztepe mücadeleye hızlı başlıyor. Halil Zeybek kurtardı topu. Halil. Ortasında Türker vuruyor. Kaleci Hamit son anda çizgiden çıkarıyor. Korner kazanıyor Göztepe. Atış kullanıldı. İlhan çevirdi. Tayfun'dan önce kaleci Hamit ikinci hamle. Topun kontrolünü sağlıyor. İzzet'in ortası. Türker vuruyor, top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı Sarı Kırmızılılar. Tayfun Özkan çevirdi. Bir kez daha Türker. Yine isabet yok. Bir kez daha İzzet. Ortalıyor. İlhan Şahin vuruyor, top ağlara gidiyor. 14. dakika, kaptan İlhan'ın golü. Büyük sevinç Göztepe'de. İzzet'in ortası, çok şık bir kafa vuruşu İlhan Şahin'den. Büyük bir mutluluk. Golün ardından tribünler mutlu, golü kutluyor Sarı Kırmızılılar. Golün hemen sonrasında ikincisi için geliyor Göztepe. Halil Zeybek'in pası. Raşit savunma yerleşmeye çalışıyor. Raşit ortaladı. Tayfun Özkan vurdu, top ağlara gitti. Gol geliyor, şampiyonluk yaklaşıyor. 16. dakika, gol Tayfun Özkan. Bir güzel gol daha. Bu kez golün altına imzasını atan Tayfun Özkan. İlginç gol sevinci Göztepe'li futbolcuların. İzzet, sezon boyunca müthiş bir performans sergiledi. Bu maçta da yine takımının hücumunda önemli bir rol üstleniyor. Tecrübeli İzzet. Tribünlerde güzel görüntüler var. İlk yarıyı Göztepe 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarı Göztepe'li oyuncuların vuruşuyla başlıyor. Raşit. Türker. Raşit. Raşit'in vuruşu, top dışarı çıkıyor. Raşit sevindir. Raşit savunmanın sırtına doğru. Türker. Türker kaleci Hamit'ten sekti. Türker ikinci pozisyonu zorluyor. İçeri çevirdi. Orta geliyor. Halil Zeybek çerçeveyi tutturamadı. Bu kez Çankırı Belediyespor ata. Savunma yerleşmeye çalışıyor Göztepe'de. Çaprazdan vuruş, kaleci Akın. Savunma yine dengesiz yakalanıyor. Çankırı Belediyespor'da içeri çevrilen top savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Halil Zeybek vuruş. Kaleci Hamit iki hamlede. Artık karşılaşmada son anlar ve Mustafa İlker Coşkun'un son düdüğüyle Göztepe Çankırı Belediyespor'u 2-0 mağlup ediyor ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Bankasya 1. Lig'e yükseliyor. Sarı Kırmızılılar 7 yıl aradan sonra Başkan İmam Altınbaş tebrikleri kabul ediyor. Göztepe'li futbolcular sevinç içerisinde şampiyonluğu kutluyor. Türk futbol tarihinin ve İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 7 yıl önce veda ettiği Bankası 1. Lig'e geri dönerken Şampiyonluk Kupası'nı Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in elinden alan futbolcular ve teknik heyet büyük mutluluk yaşadı. Mutlu olan bir diğer isim de Göztepe Başkanı İmam Altınbaş'tı. Göztepe amatör kümedeyken takımı alan Altınbaş'a sarı kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Çankırı Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime bir hafta kala Bankasya 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe, Şampiyonluk Kupası'nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'den aldı. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Göztepe'li futbolcular sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.
Daha sonra protokol tribününe çıkan Göztepe'li futbolcular ve teknik heyete madalyalarını takan Futbol Federasyonu Başkanı Özgener, şampiyonluk kupasını takım kaptanı İlhan Şahin'e verdi. Şampiyonluk madalyalarını alan futbolcular daha sonra sahaya inip şampiyonluk turu attı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da kupa töreni sırasında Göztepe'nin şampiyonluk sevincine ortak oldu. Taraftarlar sahaya inerek kendilerini selamlayan kulüp başkanı İmam Altınbaş'ı işte imam işte cemaat tezahüratları yaparak alkışladı. Sayın Altınbaş, tebrik ediyoruz. 7 yıllardan sonra Bankasya geldi. Valla güzel bir duygu. Taraftarlara hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir duygu. Göztepe'yi küllerinden doğurdunuz adeta. Bundan sonraki yol nedir, hedef nedir? Bundan sonraki yol önce Süper Lig, sonra Süper Lig'de şampiyon, sonra Avrupa kupalarına katılmak. Geçen sezon Buca Sporu Spor Toto Süper Lig'e, bu yılsa Göztepe'yi Bankasya 1. Lig'e çıkararak iki İzmir takımını da şampiyon yapmayı başaran teknik direktör Özcan Kızıltan da karşılaşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu kalitesiyle, taraftarıyla, Türkiye'de futbol kulüplerine örnek olabilecek kulüp yapısıyla, her şeyle daha üstlükleri inşallah Süper Lig'i de hak ediyor. Tabii bunu bu sene bizi... Yani bir teknik direktör, benle beraber oyuncuların, burada emeğe geçen herkesle birlikte bunu başarabilmek bizim için çok büyük mutluluk, çok büyük gurur. Onun için emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben hep finallerin adamı oldum. Şöyle oldum, şöyle söyleyeyim. Finallerde bir şekilde elendik. Geçen sene, ondan önceki sene. Ama şu Göztepe'de yaşadığım şampiyonluk inan 10 tane şampiyonluğa bedel. Gerçekten çok büyük bir camia. Her şeyin iyisini hak ediyor. Önemli olan Göztepe'de şampiyonluğu. Sezon başından beri bir hedef koymuştuk kendimize. İyisiyle kötüsüyle güzel günlerimiz oldu. Çok iyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum takım arkadaşlarım olarak. Hep beraber. Ama şu maç gerçekten atmosferiyle, ne bileyim, katılımıyla mükemmel bir atmosfer vardı. Maç da iyi oldu. Golleri de erken vurduk. Güzel bir galibiyet hediye ettik. Aynı zamanda bu şampiyonluk tüm camianıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki gün çok daha iyi yerlere gelir Göztepe. Futbolcular, idareci ve teknik kadroyla birlikte şampiyonluk fotoğrafı çektirdikten sonra taraftarlarla birlikte isyan marşını söyledi. Konfetiler altında şeref turu atan, taraftarlarıyla isyan marşını söyleyen sarı kırmızılı futbolcular darbuka eşliğinde eğlendi. Yaklaşık 45 dakika süren eğlencenin ardından oyuncular üzeri açık bir otobüste konvoy eşliğinde Güzelyalı'ya doğru hareket etti.